Korona virüsü pazarı etkiledi mi? Ne durumdasın şu an? Etkiledi pazarımızı. Ne durumdayız? Tabii ki korku var. Bizde de var. Vatandaşta da var. Ha, işler dersen yok. Yani en ucuz mallarımız yani şu an satılmıyor. Marul 2 lira, 1,5 lira. Ispanak kocaman bağ 2 lira. Yani satış yok. Müşteri korkuyor. Hani her an her şeyi biz de korkuyoruz tabii ki. Sizde de var korku değil mi? Tabii var ama durumlar el vermediği için pazara gelmek zorundayız. Şu an ihtiyaçlık da var. Evde kapansak evi ihtiyacı da var. Uyuluyor. Memurlarımız elimizden geleni yapıyor. Memurlarımız bize dezenktif olsun, hani uyarılarda olsun. Tabii halk olarak biz anlamıyoruz. Vatandaşımız anlamıyor halk olarak. Yani bizim sağlığımız düşünmüyor ama biz kendi sağlığımızı düşünmüyoruz zaten. Yani ben kendim için vatandaş olarak da. Dikkat edilmiyor yani değil mi? Dikkat edilmiyor. Uyarılar uyulmuyor. Mesela alışveriş yapan vatandaş elini temas yapma dediğimiz zaman tepki alıyoruz. Hani çünkü hep seçerek aldıkları için. Bilmiyorum ne olacak böyle. Hakkımız hayırlısı olsun diyoruz. Çünkü sizin gibi polislerin kontrolünden geçti mi onun için? Var, en azından masken olsun yüzünden. Yani 65 olmasa masken olsun yüzünden. Bak. Masken gözünde. Yaşın gelmiş. Sana bir şey... Sen nerede oturuyorsun? Çok sen şimdi hiç burada bak kalabalıkta gezme dolaşmaya gerek yok. Alacağım al. Siz risk grubundasınız yani. Sen şimdi sen hemen senin sağlığın için tamam mı? Çocuğumda ameliyat oldu onun için. Tamam. Sen şimdi hiç kalabalıkta durmadan hemen gidebilir. Tamam mı? Yaş üstü gelen var mı? Ne durumda pazar? Var vallahi görüyorum çarşılarda. Ne diyor bir şey diyor mu? Yok saklanıyor. Vallahi saklanıyorlar. Vatandaş diyor ki biz bir şey yemeyeceğiz mi diyor. Aynen. Mecbur diyor pazara inmek zorundayız diyor. Aynen. O da haklı kendi çapında. Nasıl genel durum virüs etkiledi mi? Ne durumdasınız? Etkiledi. Şu anda yaşların olmaması pazarı çok kötü buldu. Zaten buraya gelen o 65 yaş üstü o gruptu, emekli gruptu. Onlar da pazardan çekildi. Şu anda pazar bomboş. Alışveriş yapan yok. Genç nesil zaten AVM'lerde sağda solda biz bir o gruba hitap ediyorduk şu an pazar bomba. Şey nasıl yaptınız bu dokunma elleme işini nasıl oldu? Seçal yasaklandı şu an gözüyle gösteriyor biz onu veririz beğendiğini veriyoruz. Bomboş bir pazar yeri, dükkanlar kapalı, evde kal. Evde kalsınlar ama belli bir yaşta çıksın da alışveriş yap. Sonuçta bu insanların, bu ticaretle uğraşan insanların borçları var. Geçim kaynakları var. Yani geçinmek zorunda. Geçim kaynakları sadece burası. Yani çok zor. O kadar çok zor bir süreçte ki. Ama işin sonunda da bir de yani hastalık var, ölmek var. Hastalık var. O tamam var ama yani bu evde de olsam var, orada da olsam var. Bu hastalık laboratuvarlarda yapılmış, havaya dağıtılmış. Kasten yapılmış dünya nüfusunu aşağı çekmek için. Yapanlarını da yaptıranlarını da Allah bin türlü belasını versin ha. Bir değil bin türlü. Duruma bak. Dünya kötü oldu. Türkiye kötü oldu. Diğer ülkeler kötü oldu. İthalat, ihracat yok oldu. Bugün lokantada yapan garsoncular, çalışan insanlar, garsonlukta geçinen insanlar mağdur arıyor, şey ağlıyorlar bir ekmek parası için.